ve kariyer hayatında nasıl başarılı olunur? Bireysel özellikler iş hayatında hangi sorunlara sebep olur? Bireysel özellikler okul hayatını nasıl etkiler? Eğitim ve iş hayatında başarılı olmanın yollarını eğitim danışmanı Müge Dayankaç anlatacak. Az sonra. Evet, Skype bağlantımızda Müge Dayankaç bizlerle. Müge Hanım merhabalar, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Çalışma masamda çalışırken sizlerle bir araya geldim, çok keyifliyim. Çok teşekkürler. Hemen sormak istiyorum. Şu günlerde eğitim, öğretim yılı başladı. Öğrencilerimiz okullarda. Tabii ki ebeveynlerin de merak ettiği şeyler var. Günümüzde herkes kitaplardan, internetten bilgi alıyor. Bilgi alarak eğitim ve kariyerine yön vermeye çalışıyor. Bireysel özelliklerin farkı kariyer hayatında, iş hayatında neler yaşanmasına neden oluyor ve nasıl çözülür? Şöyle söyleyeyim Filiz Hanım, bu çok önemli bir konu. Çünkü fikir ve bilginin farkı burada devreye giriyor. Bilgiye kolay ulaşmak aslında büyük bir avantaj iken çoğu zaman dezavantaja dönüşebiliyor ve velilerimiz de, hatta kariyer yolculuğunda ilerleyen gençler ve çoğu zamanda işletmelerinde personeliyle mutsuz olan işletme sahipleri de aynı karmaşayı yaşıyor. Hep bir arama motorlarına bir şeyler yazıyoruz, bilgi almaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. Neden? Çok kısa anlatacağım bunu. İnsanın zihni çok farklı. 14 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında öğrenirken ya da çalışırken farklı mekanizmalarla çalışıyor. Biz tek bir bilgiyi herkese uygulamaya çalıştığımız için büyük bir karmaşa yaşıyoruz. İnsanlar mutsuz çalışıyorlar ya da başarısız oluyorlar. Bu da özgüven kaybı olan bir öğrenci kitlesi ve özgüven kaybı olan bir personel kitlesiyle karşılaşmamıza neden oluyor. Biricik kavramını ben çok seviyorum. Zihin biriciktir ve herkesin programları birbirinden farklı çalışır. Bu bizim için çok önemli. Tabii bunu örneklendirmek de çok mümkün. Yani bir öğrencinin ders çalışmasıyla diğer öğrencinin birbirinden farklı olması gerekiyor. Bununla beraber bir personelin masa başında çalışırken diğer personelin daha böyle aktif ve hareketli çalışması gerekiyor. Bunları birbirinden ayırmak gerekir tabii. O internetten, arama motorlarından aldığımız bilgiler bize sonuç sağlamıyor aslında. Her zaman da doğru olmayabiliyor. Tabii ki her zaman da doğru olmuyor. Peki Müge Hanım, bireysel özellikler farkı okul başarısında nasıl rol oynar? Ve bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim Filiz Hanım. Ben burada sizi beklerken kitabımı da masada bulunduruyorum. Genelde böyle ara ara gözlem yapmaya çalışıyorum. Şimdi 54. sayfada karşıma çıktı. Meta programlar diye bir kısma özellikle değinmişim. 54. sayfayı eğer kitabımı okuyan velilerimiz ya da çalışanlar ya da herhangi biri varsa meta program kavramını ben çok önemsiyorum. Meta program dediğimizde bir bireyin masa başında çalışabileceğiyle yürüyerek hareket halinde çalışabilmesinin farkını ortaya koyuyoruz aslında. Yani şöyle izah edeyim. Bazı bireyler farklılıklardan beslenir. Dolayısıyla farklı ortamlarda ders çalışması gerekir. Bir gün kütüphanede, bir gün odasında, bir gün okulda çalışması gerekir. Bazı bireyler, bazı öğrenciler sabitliği sever. Her gün aynı saatte çalışması gerekir. Masa başında çalışması gerekir. O yüzden önce velilerimizden ve öğretmenlerimizden ricam tek bir model, tek bir ders programından kaçsınlar. Her öğrencinin ders programını aynı yapmasınlar. Öğrenciyle konuşarak ve onun ikna olmasını sağlayarak bir programla yol alsınlar. Çünkü bizde şöyle bir şey var. Görev ver ve görevin uygulanmasını bekle gibi bir sistem var. Bu doğru değil. Mümkün olduğu kadar, yani şöyle söyleyeyim. Benim 10 öğrencim varsa 10 ayrı programı var. 20 tane personelle çalışıyorsam her biriyle yaptığım seansların içeriği farklı.
her birinin çalışma saati, çalışma ortamı, üretme saati birbirinden farklı. Biz eğer ki 9-6 kavramından çıkmazsak, muhasebeyle insan kaynaklarını, dış ticaretle üretimi, saatlerini birbirinden ayırmazsak, onların çalışma ortamında iyileştirme yapmazsak, bir öğrencinin masasıyla, çalışma ortamıyla diğer öğrencinin ortamını birbirinden ayırmazsak sonuç alamayacağız. Alsak bile %50'de kalacak. O yüzden ben mutlaka herkesin farklı bir metodu olduğunu söylüyorum ve bunda da ısrar ediyorum. NLP diye bir kavram var. Çok iyi uygularım ve çok severim. Hemen hemen 20 yıldır NLP'yi uygularım. NLP diye arama motorlarına da bakabilirim. Evet, biliyoruz. Neurolinguistik programming dediğimiz bir sistem. İşin sırrı orası aslında. Çok önemli. Müge Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Yayın süremiz nedeniyle aslında tam böyle bitirememişken konuyu kesmek zorunda kaldığımız için kusura bakmayın. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. İnşallah ebeveynlerimize rehberlik etmiş oluruz bir nebze de olsa. Umuyorum ki. Sağ olun.